hemen çayın suyunu koyalım arkadaşlar. Herkese merhaba, karlı dağlardan, dağ evinden kucak dolusu sevgiler, saygılar. Gördüğünüz gibi bir yağıyor, bir yağmıyor ama her taraf bembeyaz, beklenildiği gibi. Buraya kızakla geldim. Kendi el emeğimle, göz nurumla yaptığım kızakla geldim arkadaşlar. Daha önce hayatımda hiç kızak yapmadım. Biz İsviçreli değiliz, İsveç'te değiliz. Alp dağlarında da yetişmedik. Ha, Kars'ta, Erzurum'da yetişseydik belki bilirdik ama bilmiyoruz. Denedik. Yaptım. Olmadı. Lakin o kadar güzel yorumlar geldi ki. Hele bir tanesi, buradan selam ediyorum o arkadaşa. Resim göndermiş işte şöyle şöyle yap diye. Fakat bizim malzememiz her zaman gibi yetersiz. Ne yapabilirim diye düşündüm. Patlamış bir su ısıtma kazanı vardı, hatırlıyorsunuz. Onun dışı krom, böyle herhalde kromdur, çelik krom, neyse hafif bir malzeme. Aldım, spiral taşıyla kestim, çart 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 derken, hatta kısa bir videosunu izleyelim bakın. Gördüğünüz gibi kıza bu hale getirdim. Çok da güzel oldu bence. Lakin eksikler var mı? Tabii var. Ben olduğu gibi göstermeye çalışıyorum her şeyi. Bu bir sitem değil, bu bir şikayet değil. Lakin şu, ben bilmiyorum, mobilyacı ustası ki bir dolu arkadaşım var. Ona rica edip, işte başladım deyip yarıda bırakıp ve mükemmel bir şekilde kızak yapmayı bilmiyorum. Biliyorum. İzlediğiniz çoğu videolarda bence öyle. Ya da öyle değil, bilmiyorum. O konuya hiç girmeyelim. Lakin arkadaşlar, Süpermen yok. Kabul edin. Mükemmel bir insan yok. Onu da kabul edin. Yani sonsuz güçleri olan insan var mıdır ya? Var mıdır? Filmlerde var. Çoğu şey. Benim videolarda da var. Bazen işte az yalan söylüyoruz. Lakin görsel sanattır bu. Ben bu görsel sanatın biraz, bir tık daha dürüst olmaya çalışan naçizane bir kulum. Evet, beceriksizim bazen. Evet, bazı şeyleri bilmiyorum. Lakin hayatta kalmayı bu dağlarda çok iyi biliyorum. Velhasıl kelam arkadaşlar, dediğim gibi bir şeyleri burada yapa yapa, boza kıra, kıra boza anlamaya çalışıyoruz. Çok terledim. Montları çıkardım. Şimdi ufak bir reklam arası verelim. Az önce gördüğünüz mont. Daha doğrusu yolda geldim, öbürü ıslanmıştı, bunu giydim. Bushcraft Handmade'den aldığımız bir mont. Sağ olsun kendisi hediye etti. Neydi o ya? Cüneyt Özdemir vardı. Diyor ya, taş mı yiyelim? Kardeş, taş mı yiyelim? Yani sonuçta bize yardımcı oluyor. Biz de buradan ona selam ediyoruz. Eğer ihtiyacınız varsa Instagram sayfasına girip bakabilirsiniz. Gerçekten susup geçirmiyor. Mükemmel. Ya bir de şu bıçağı göstermek istiyorum arkadaşlar. Nizam Kneif. Yani bu dağlarda o kadar çok bıçak eskittim ki. Yerli malı, yurdun malı diye bir laf var ya, gerçekten öyle. Ben neydi o? Ulan şimdi aklıma gelmiyor ya. Bir tane bıçaklar var ya, o İsveç bıçağı. Adını da unuttum ya. Ondan kullandığım, bundan kullandığım hepsi trash. Bak gene aklıma gelmedi adı. Sizin aklınıza gelirse ya da benim aklıma gelirse söylerim. Böyle İsveç bıçağı. Hatta bizim bir Murat, Bushcrafter Murat, Murat onun fabrikasına mı gitmişti, bir şeye gitmişti. Yani öyle bir bıçak işte. O bunun yanında trash kalır. İhtiyacınız varsa bence bunları alın derim. Çok da güzel bir ateş başlangıcı var. Evet, reklamları da bitirdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Beni hangi saatte dinliyorsunuz? Bilmiyorum, belki gece 10'dur. Gece 10-11 ise, 8-9 ise sıkıntı yok. Şöyle bir müziğin sesini kısalım. Eğer 11-12-9-10 ise
Eğer 8 ise, yani biraz daha gündüz vakti ise, uyku vakti değilse açın arkadaşlar. Hep böyle şey yaptık, ne bileyim, acılar, hüzünler, acı var, şiir var. O vazgeçilmezimiz, bizim yaşam tarzımız. Bu sefer de böyle bir eğlenceli şarkı çalacağım izninizle size. Ben iş yaparken. Lakin şiir var. Hayatın gerçeğidir hüzünler. Gerçeğidir yaşadığın acıları hatırlayıp onunla geviş getirmek. Dalıp dalıp derinlere ah ulan demek. Bu hayatın gerçeği. Lakin biraz da böyle şen şakrak müzikler olmalı değil mi? Şimdi arkadaşlar ben işe koyuluyorum. Ihlamuru yaptım. Birazdan bir yemek yapacağım. Çok acıktım. Gerçekten zor zanaat oradan buraya sırtta gelmek. Ama şükürler olsun. Allah'a izin verdi, gelebildim. Hadi arkadaşlar. Sizi şu şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ben de bir yemek hazırlayayım. Siz de kar yağışını izleyin. Görüşmek üzere.
kardan masamıza bırakalım yiyeceğimizi. Kar yavaş yavaş etkisini arttırıyor arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Dogo ve Frodo güvenliği sağlıyorlar, sağ olsunlar. İçerideki döşeğimizi falan hepsini ayarladık. Bu arada sandalye nerede? Arkada. Onu getireyim ya. Herhalde şöyle biraz kazırsak. Vay ay. Fredo, Dogo. Onlar da üşüdüler. Biraz sobanın yanında ısınsınlar. Onların yeri alt kat. Samandan bir yerleri var. Lakin ne yapıyorlar? Üşüyorlar bazen. Dolaştıktan sonra geliyorlar, orada ısınıyorlar. Isınsınlar. Biraz dinlenelim. Sonra bir shelter yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Oraya götüreyim ben sizi. Bakalım shelter'ın durumu ne? O da şurada yukarıda bir yerde. Kar yağdıkça yağıyor. Daha fazla yağmadan. Bu shelter yapmıştım dedim ya. Oraya bir gidelim bakalım. Hazır mıyız? 1, 2, 3. İşte shelter. Bunu 3-4 bölüm önce yapmıştık arkadaşlar. Buraya gelişimizin amacı şu. Elinizi vicdanınıza koyun. Gerçekçi ve mantık çerçevesinde düşünün. Burada kalınır mı? Hadi bir gezdireyim sizi ilk önce. Birçok videoda bu tarz shelterları gördük. Şimdi diyeceksiniz ki aşağısı boş kalınmaz filan. Onu geçelim. İsteseydik oraya ağacı yiyebilirdik. Yapılan bu tarz shelterlarda bu ağaçların arasına yaprak koyuyorlar, ağaç dalları koyuyorlar. Ben naylon koymama rağmen geldiği nokta bu. Tamam, çok güzel, mükemmel bir şey olmadı ama gayet mantıklı. Daha sonra şu rüzgar kesici var. Hadi o abi bir nebze bir işe yarar diyelim. Bazen de buna şey koyuyorlar. Ağaçların üzerine işte neydi o, yosun mosun. O zaman da bu yaprakların arası, düşünün bu yapraklarda var binlerce böcek var. Eğer buraya yosun mosun koysak gene aynı, gene aynı. Ha bura kalınır mı? Rüzgardan korur mu bizi? Bir nebze korur. Çadırdan iyi mi? Değil arkadaşlar. Bunun içine çadır koyarsak, bir saniye şöyle oturalım da sohbet edelim. Bunun içine çadırı kurarsak o zaman daha rahat edebiliriz. Diyeceksiniz ki çadırı varsa bunu yapmaya ne gerek var? İster inanın ister inanmayın ama şöyle bir gerçek var. Mesela ağaç yapraklarını, dalları, büyük dalları, dallardan bir yuvarlak yapın. Ortasına durun. Hiçbir yaban hayvanı o yaprakları, ağaçları açıp sizi... gelip de bir zarar vermez. Size gelip de bir zarar vermez. Diyeceksiniz ki atıyorsun tutuyorsun. Olabilir. Şöyle bir şey yapın o zaman. YouTube'da hemen aratın. İşte hayvan tuzakları diye aratın. Göreceksiniz. Bir tane yuvarlak yapacaklar. Bir tane boşluk bırakacaklar. Hayvan o ağaçlardan gitmiyor. Oradan giriyor. Peki bu çadırda geçerli mi? Değil. Şimdi ben bu Doğu Karadeniz, işte Artvin, Rize bu taraflar için, Karadeniz bölgesi için konuşuyorum. Bu tarz deneyimlerim olduğu için hayvan arkadaşlar, yaban hayvanı bu doğada olan malzemelerle yapılmış hiçbir şeyi merak edip girmiyor. Mesela ağaç kesimleri oluyor ya, ormancıların izinli kesimleri. Oradan bir dolu ağaçlar, dallar var. Yapraklar. Yapraklarıyla beraber işte ağaçlar neyse. Onları yığın dediğim gibi ortasına oturun. Hiçbir yaban hayvanı girmez. Onu açma, uğraşmaz. Lakin çadır, ıvır, zıvır, araba, o, bu. Merak ediyor hayvan, daha beter giriyor. Ha diyeceksiniz ki koku falan var mı? Koku olsa, sonuçta insan bir koku yayıyor. Kokusu var, teninizin kokusu ya da yiyeceklerin kokusu, o bu. İşte onu birkaç bölüm sonra deneyimleyeceğim. Şimdi ne desem yanlış.
Lakin insan kokusu aldı mı ayı yürüyor gidiyor, hiç ulaşmıyor bile. Tilkisiydi, olsa olsa bilmiyorum ama fare geliyor arkadaşlar. Fare, yani bu tarla faresi diye adlandırılan fare var ya, hamster. Onlar geliyor. Ne olursa olsun dağ evine de geliyorlar. Toprağın altına gömüyorlar. Gömülüyorlar orada yuvaları. Lakin dediğim gibi büyükbaş işte domuz ıvırı zıvırı bu tarz şeye gelmiyor. Aslında bir vursa çalıları yıkar, her şey yapar. Ama yapmıyor işte. Çok ilginç. Bunu da ben deneyimleyeceğim ve size anlatacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş akşam olmak üzere. Hadi bir böyle yapalım. Gidelim. Dağ evine geri dönelim. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Ve geldik arkadaşlar dağ evine. Kar yağdığı zaman çoğu insan işte Nilüfer'in bir şarkısı var. Karlar yağar filan filan filan, o gelir. Lakin yürekleri sızlatan bir de Edip Akbayram vardır. Hatırlar mısınız? Sizler de bir buluttunuz. Gökyüzünü unuttunuz. Yağın karlar yağın. Sizler de yağın. Benim gibi dağınıma doğun. Zaman yudum yudum gitmiş. Senden bana kötülükmüş. Yar diyordum, o da gitmiş. Benim gibi darmadağın. Uğuldayıp nelersiniz? Beyaz mutluluk dersiniz. Bir gün siz de erirsiniz. Ne olur karlar, şimdi yağın. Benim gibi darmadağın. Ama karlar şimdi ya benim gibi darmada. Bir bölümün de sonuna geldik. Artık akşam oluyor. Ayaklarım üşümeye başladı. Ellerim kıpkırmızı soğuktan. Sobanın başında oturacağım. Pıt pıt mısırı var, bir de onu yapacağım. Bugünü böyle atlatacağız. Uzun bir süre kar yağacak. Uzun bir süre deyince neye göre, kime göre? Bu bölgeye göre, İsveç'e göre ya da oraya buraya göre, kutuba göre kırış daha uzun. Dediğim gibi uzun bir süre beyaz güzelliklerle baş başa olacağız. Kendinize iyi bakın. Ya arkadaşlar, bir de sizden rica ediyorum, o like düğmesi var ya, ona bir tıklayın da. Ne diyeyim yani? Destek çıkan arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum, destek çıkanlara. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir kusur eylediysem affola. Selam ediyorum. Dağlardan, doğadan.